Sabah ekranında beklenti raporuna geldik. Beklenti raporunda iki değerli konuğum var. Konuklarım Profesör Doktor Serap Durusoy ve Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz. Hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet efendim. Böyle ben bu programı bu bölümünü sabırsızlıkla bekliyorum. Sizlerin yorumlarınız çünkü bizlerin yorumları sahadayız ama sizler hem teoridesiniz hem de sahadasınız, sokağın da nabzını tutuyorsunuz. Bilimsel olarak da bakmak lazım çünkü bilim aslında ekonomi dahil, dış politika dahil bütün hayatımıza yön vermesi gereken ana kural olması gerekiyor. Biz de hocalarımıza soralım istiyoruz ne oluyor ne bitiyor diye. Nasıl yapalım? Serap Hocam sizden başlayalım bugün, değişiklik olsun. Tabii ki. Seve seve. İşsizlik verileri de açıklandı. 10.9 Türkiye'deki. Buradan evet. Mı girelim yoksa küreselden mi geçelim? Size bırakayım ben. Nasıl isterseniz Han Bey. Şöyle başlayalım isterseniz. Aslında Türkiye ve dünya geneline baktığımız zaman bir karmaşık bir süreçten geçtiğimiz aşikar. Makro parametreler birçok ülkede de elbette olumlu gelmiyor gelen verileri takip ettiğimiz zaman. Ama Türkiye'yi burada daha özel bir yerde değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Türkiye'de gerçekten birçok veri diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça farklılaştığını gözlemliyoruz. Evet, dün iş gücü, istihdam, işsizlik verileri geldi. Özellikle işsizliğin %10,9 ve geniş tanımlı işsizliğin %22,4 olarak açıklandığına tanık olduk. Burada açıkçası belirtilen verilerde beni en çok rahatsız eden tabii ki genç işsizliği ve kadınlarla ilgili olan verilerdi. Çünkü hala ne yazık ki kadınların iş gücüne katılma oranının OECD ve Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında çok gerisinde olduğunu görüyoruz. Neredeyse erkeklerin yarısı kadar yine işsizlik düzleminde de oldukça gerilerde olduğumuzu gördük. Bu durum aslında şu gerçeği de ortaya koyuyor Sam Bey. Kadın temelli kalkınma konusunda daha çok adım atılması gerekiyor ülkemizde. Öte yandan Binhan Hocam da öğrencilerle haşır neşir, mesleğimiz gereği gençlerle haşır neşiriz ve genç işsizliği gerçekten aslında çok önemli bir sorunumuz. Ve bu bağlamda özellikle işsizlik rakamlarının bu denli kötü gelmesi beraberinde aslında yan sorunlar olan yoksulluğu da getiriyor. Ve yine kayıt dışı istihdamı da aslında artırıyor. Dolayısıyla genel olarak yapılan açıklamalarda gençlerin iş beğenmediği yönünde değerlendirmelere tanıklık ediyoruz. Ancak elbette ki üniversite mezunu bir genç yoksulluk sınırının, açlık sınırının altında bir ücretle çalışmayı istemeyecektir. Bu da doğal olarak beyin göçünü getiriyor ve aslında teknolojinin temel itici gücü olan beşeri sermaye bağlamında da bize büyük bir kaybın yaşanmasına yol açıyor diyebilirim. Şimdi Binhan Hocam, bundan yıllar önce Türkiye'nin önemli sanayicilerinden rahmetli Ayhan Şahenk'le bir sohbetim sırasında o çalıştığım kanalın ekonomi müdürlüğünü yapıyordum. Türkiye'nin en büyük sorunu ne diye sorduğunda işsizlik cevabını verdim. Bu soru hep aynı ama bu sorunun cevabı da hiç değişmiyor. Ama bugün galiba işsizlik, aş ve iş Türkiye'nin en öncelikli sorunu. Bizim gündemimizde bu var. Siz nasıl bakarsınız efendim bu konuya? Doğru, sorunun cevabı değişmedi. Ama yanına eklemeler oldu. İşsizlik yanında yoksulluk da eklendi. Evet. Şimdi işsizliğin o zaman demek ki Sayın Şahenk'le sohbetinizde işsizlik tanımı da değişti o zamandan bu zamana. Biz işsizlik deyince bugünkü atıl işsizlik oranını anlıyorduk. Sonra işsizlik tanımı farklılaştı. Daha böyle dar bir çerçeveye oturtuldu. İşte bir yıldan uzun süredir iş arayanlar örneğin işsizlik tanımının başka bir yerine kondu. Yani 10.9 çok çok dar bir işsizlik tanımıdır. Mesela part-time çalışanlar var. İmkan tanınsa çalışma süresini arttıracak olanlar var. Bu kişiler işsizlik
tanımının, hani bu 10.9'un içinde değiller mesela. O yüzden o dönemden bu zamana Sami Bey, Serap Hocam, evet tanımlar da değişti. Tabii bunun Avrupa Birliği standartlarında olduğu da söyleniyor. Bu da ayrı. Çünkü Avrupa'da küresel krizde çok büyük bir işsizlik sorunu yaşadı. Yani İspanya'da, Yunanistan'da %30'ların üzerine çıktı işsizlik oranı 2009-2010 yıllarında. Belki orada da gelişmeler bu tanımların değişmesi yönündeydi. Türkiye'de bir şekilde ayak uydurdu ama kendisine de uymuş oldu. Bana göre işsizlik oranı %22.4'tür. Altılı işsizlik oranıdır. Hatta bunun yanına çok güzel değindi Serap Hocam, öğrencilerimizin kaygılarını da eklediğimizde genç işsizlik oranını çok ön plana çıkararak konuşmak gerekiyor. Çünkü genç işsizlik oranı arttı. Bir de tabii kayıt dışılığın olduğu bir ortamda neden işsizlik oranının 10.9 diye olumlu lanse ediliyor? Ben onu da şey yapmıyorum, anlam veremiyorum. Evet. Kayıt dışılık var. 5.500 liralık asgari ücretin işverene maliyeti 7.000 liranın üzerine çıkarken burada kayıt dışılığın olacağını herkes biliyor. Yani 100 çalışanı olan bir işletme sahibinin her çalışanını gerçekten sigortalı yapması zor. Bu ancak o işletme sahibinin ürün fiyatlarını artırarak mümkün olabiliyor. Yani şimdi böyle bir kısır döngüye girmişken bence biz işsizlik oranını da çok bir gösterge olarak almayalım. Yani ben bu aykini iyi bir gösterge olarak, bir gösterge olarak almak istemiyorum. Yani onu konuşmak istemiyorum. Yani teşhisi doğru yapmak lazım ki, teşhisi doğru yapmak lazım ki tedaviyi de doğru uygulamak lazım, değil mi? Evet. Kesinlikle, kesinlikle. Kadın işsizliği ayrı bir sorun. Bir kadın çalışma hayatına dahil olduğunda aslında en az iki kadını çalıştırıyor, biliyor musunuz Sami Bey? Doğru, doğru. En az iki kadını çalıştırıyor ve sigortasız çalıştırıyor mecburen. Biri evini temizliyorsa diğeri çocuğuna bakıyor ve onları sigortasız çalıştırıyor. Kadının emek piyasasına katılması da o kadar büyük fedakarlıklar getiriyor ki o yüzden kadın işsizlik oranında çok çok derin tartışma konusu diye düşünüyorum. Peki Serap Hocam, şimdi kayıt dışılıktan bahsetti Binan Hocam. Şimdi burada kayıt dışı çalışanlar genelde Türk vatandaşı olmayan, işte sığınmacılardan daha çok işte Afganlı, Suriyeli kişilerin, insanların çalıştırılması gündemde. Ve bir görüşte işte bunlar olmasa üretim olmaz Türkiye'de. Üretim bu kadar güçlü olamaz fikriyle de destekleniyor bu. Yani yanlıştan doğrular çıkartılmaya çalışılıyor. Bir taraftan bu yanlıştan doğrular çıkartılmaya çalışılırken bir taraftan da Türkiye'de çalışanların %50'ye yakın kısmı asgari ücretle çalışır hale geldi. Ve biraz daha yukarısına çıktığınız zaman bu rakam %75'lere kadar çıkar. Yani asgari ücretin üzerinde maaş alanlara baktığınızda. Türkiye bu Binan Hocamız söylediği sarmaldan nasıl çıkar? Şimdi durumu hepimiz biliyoruz. İşsizlik yüksek, aşveriş önemli, hayat pahalı. Bundan nasıl çıkacak, bu işsizlik sorunu nasıl çözecek ülke? Yani sorun değişmiyor da bir de yoksulluk eklendi söylediğiniz gibi. Kesinlikle Sam Bey. Aslında enflasyon ve işsizlik dediğimiz şey, bu iki verinin oranı ekonomik memnuniyetsizlik endeksi dediğimiz endeksi de belirliyor. İşsizlik elbette ki yeni bir konu değil. Yani dolayısıyla Suriyeli göçmenlerin gelmesinin işsizliği artırdığı ya da işte kayıt dışılığı artırdığı yönündeki tespitlere de ben çok katılmıyorum. Bence emek piyasasında kayıt dışılık her zaman ülkemizde vardı. Ve ben bu noktada Binan Hoca'ya katılıyorum. Aslında bu ayki veri değil. Bence önümüzdeki ayki veri belki biraz daha sağlıklı mı olacak diyeyim, yani daha belirleyici olacak diyebiliriz. Çünkü bu ayki veriye henüz asgari ücretteki artış yansımadı. Sonuç itibariyle asgari ücretin işverene maliyetinin 7.400 liralığı geçtiğini düşünürsek Sami Bey, önümüzdeki dönemde elbette ki kayıt dışılıkta da artış olacak ve işçi çıkarımları gibi durumlarla karşı karşıya kalacağız. Ben açıkçası
işsizlik sorununa bütünsel bakılmasından yana değilim. Yani şöyle söyleyeyim, çünkü Türkiye'de birçok işsizlik türü bir arada yaşanıyor. Hı hı. Yani işte kayıt dışı işsizlik, kayıt dışı istihdam, işsizlik düzeninde baktığımız zaman konjonktürel işsizlik, yapısal işsizlik, mevsimsel işsizlik, gönüllü gönülsüz işsizlik, bunların hepsini bir arada görüyoruz. Dolayısıyla da ben uygulanacak politikaların her işsizlik türüne göre ayrı ayrı belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Az önce de gerçi işsizliğine vurgu yaptım, bakın. Şimdi ben 4. sınıflara bu yıl ders veriyordum. İnanın Sami Bey, çocukların geleceğe dair hiçbir şeyi yok, umutları yok. Ve bu da onların aslında akademik başarılarını da ciddi bir şekilde etkiliyor. Ve öğrencilerin büyük bir çoğunluğu işsizlik gerçeğiyle yüzleşmemek için yüksek lisans programlarına yöneliyorlar. Yani aslında bu da çok önemli bir sorun. Sonuç itibariyle akademik kariyer bir istektir ve bir hevestir. Yani bir kaçış yeri olarak değerlendirilmemeli. Dolayısıyla da ben özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Birincisi, işsizlik türlerine göre bir istihdam politikası benimsenmeli. İkincisi de istihdam politikalarının mutlaka eğitim politikasıyla paralel uygulanması gerekiyor. Eğer biz bu paralelliği sağlayamazsak daha çok uzun yıllar bence bu kronik sorunla karşı karşıya kalacağız. Şimdi Serap Hocam, genelde üniversiteler ve eğitim işsizliği çözen değil maalesef. İşsizliği öteleyen, iş bulmayı öteleyen kesinlikle kurumlar olarak şu anda gündemde ve bu konuşuluyor. Halbuki mesleki eğitim ve doğrudan istihdama yönelik bir eğitim aslında çıkış yolu olabilir. Binan Hocam, şimdi bir taraftan işsizlik var tabii Türkiye'de. İşsizlik verileri geldi, bunu konuşuyoruz. Bir taraftan da küreselde dolar ve euro arasındaki eşitlenme ve dış borç ve kamu maliyesi risklerinden bahsetsek ne söylersiniz? Bu da çünkü bu doğrudan işsizliği ve istihdamı da etkiliyor Türkiye ekonomisini etkilediği için. Evet evet. Tabii özellikle ben kamu maliyesi açısından bakayım. Bakmak isterim. Serap Hocam da daha farklı açılardan yaklaşır. Hakikaten burada dolar euronun bir yaklaşık eşitliği 5-6 gündür devam ediyor. Evet, Avrupa Merkez Bankası enflasyonla mücadelede geç kaldı. Ama tabii şu var. O kadar çok ülkenin merkez bankası ki. Yani orada euro alanındaki ülkelerin merkez bankası. Dolayısıyla her ülke bağımsız bir para politikası uygulayarak enflasyonla mücadele edemiyor. Her birinin farklı dinamikleri var. Bir kere burada bir hızlı adım atması gerekiyor ama en azından Fed'in gerisinde kaldı enflasyonla mücadelede. O yüzden oradaki dinamikler doğru oturtulmadı ve Fed mücadelesini erken başlayınca, daha doğrusu o da çok geç kaldı da, hani Avrupa Merkez Bankası'na göre biraz erken başlayınca dolar değerlendi. Yine dolar endeksi yükseldi aynı zamanda. Bu tabii ki döviz cinsinden borç stokuna sahip Türkiye için, yani dolar cinsinden borç stokuna sahip Türkiye için bir risk. Doğru. Riski arttırdı en azından. Şimdi hani herkes şunu öncelikle kabul edelim. Elbette ihracatçının işi de çok zor. Yani döviz girişinin, özellikle hani ihracat gelirinin euro olduğu ama giderlerinin dolar olduğu bir şeyde, denklemde ihracatçının da işi zor, turizmcinin de işi zor ama kamuda gerçekten bu parite noktasına çok olumsuz bir ortamda yakalandı kesinlikle. Neden diyeceksiniz? Yani şöyle, bir kamunun borç stokuna baktığımızda zaten her zaman, yani 1989 yılından bu yana borç rakamları, dış borç rakamları yayınlanıyor. O zamandan bu zamana her zaman dolardı. IMF'e çok borçlu olduğumuz yıllarda SDR cinsi para birimi borcun döviz dağılımında, kompozisyonda bir payı vardı ama her zaman
dolar ağırlıklıydı. Euro'nun dolara karşı değer kazandığı işte küresel kriz dönemlerinde biraz daha borç kompozisyonu euro ağırlıklıydı. Ama durum bu. Şimdi bizde çok ilginç de bir yapı var borçlanmada. Hani elbette yurt dışından döviz cinsinden borçlanıyoruz. Fakat içeriden de hazine döviz cinsinden borçlanıyor. Ve bunu 2018 yılından bu yana sistematik olarak yapıyor ki kur riskini hazineye sokmamak lazım. Çünkü bu gerçekten başa dert. Kendi kaynaklarımızla ödeyeceğiz. İç borçlanmaya sokmamak lazım aslında. Bütün borç yönetim stratejileri böyle diyor. Ama gel gelelim 2018'in son çeyreğinde bu başladı. Altına dayalı kira sertifikalarından, dövize dayalı kira sertifikalarından başladı. İşte döviz cinsi euro endeksli, üstelik endeksli olanlar bunlar. Dolar endeksli tahviller yoğun bir şekilde iç borç stokunun döviz yapısını bozdu. Şimdi ne oldu? Sadece devletin borcunda hani dışarıya kendi kaynaklarımızla ödeyeceğimiz bu borçlarda sadece dış borç açısından risk artmadı şu gün. İç borçlar açısından da çünkü üçte biri döviz cinsi doğru. İç borçtur. Bu her ülkede yok. Bu bize özel bir şey. Yani neden bir ülkenin hazinesi iç adını iç borç verdiği bir şeyi neden döviz cinsinden bir yapıya dönüştürür? Gerçekten kurun yükselmeyeceğini, bir gün herhangi bir risk olmayacağını mı düşündü? Halbuki ilk başladığında da biz 2018'in ikinci yarısındaki kur riskini yaşamıştık. Hatırlarsanız o zaman da dolar TL 4 liradan 7 liralara çıkmıştı. Böyle bir riski atlatmıştık yani. Biz orada bir dolar TL kuru hafızası gördük mesela. Hani hiçbir şey olmamış, sanki hiçbir kırılganlığı yokmuş gibi ekonominin. Gerçekten üzerinden bakın 4 yıllık aşkın bir süre var ve ben hani borç sorununa özellikle tabii ki ilgilendiğim için buraya baktıkça çok daha da can sıkacağını söyleyebilirim. Ve bunun da hani hem kurun yükselmesinin buradaki riskleri bozduğunu görüyorduk. Şimdi de döviz cinsi kompozisyonuna baktığımızda artık dolar, euro yaklaşık eşitliğinin de böyle bir riski büyüttüğünü söyleyebiliriz. Evet. Bu tabii doğal olarak borç servisine de yansıyor yani. Kısa vadeli borçların ihracat gelirleriyle kıyaslanmasını gösteren dış borç ödeme kapasitesine de yansıyor. Sadece bu göstergeler hani enflasyondan, dolarizasyondan bağımsız da olsa sadece bu göstergeler işte CDS'i yükselten faktörlerdir. Ve CDS yükseldikçe buradaki göstergeler bozulmaktadır. Burada da bir sarmala girdik. O da yani bu bizim borçlanma maliyetimizi, o da bizim borçlanma maliyetimizi ciddi anlamda kesinlikle artıracak anlamı geliyor. Evet, peki evet %11 ile dışarıdan borçlanır. Çok çok büyük bir faiz oranı bu. Çok yüksek. Peki çok, Serap çok hocam, yani Binan hocam güzel bir konuya girdi. Maliyette ciddi maliyetlerimiz arttı ve iç borcumuzun da dolarlı olması ekonomideki bugün sıkıntının en büyük sebeplerinden biri. Nasıl tamamlarsınız? Yani birbirinizi o kadar güzel tamamlıyorsunuz ki böyle konularda bütünlüyorsunuz. Ne dersiniz efendim? Nasıl devam edersiniz? Tamam Bey, aslında Birhan Hocam gerçekten güzel bir noktaya değindi. Bütün bunlardan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz aslında. Kura dayalı rekabet avantajını gitgide kaybediyoruz. Yani kura dayalı bir rekabet avantajı sağlamaya çalışan bir politika uyguluyor çünkü kar alıcılar. Ama aslında artık böyle bir avantajın da sağlanamayacağını görüyoruz. Zaten bu tüm bu makro parametreler aslında hani bir de ABD'den gelen bu piyasaların denklemini değiştiren verileri de göz önüne alacak olursak önümüzdeki günlerde Türkiye'yi aslında çok sancılı bir sürece sürüklüyor diyebiliriz ki gelen kredi derecelendirme notlarının da oldukça düşürülmesi ve özellikle de şunu da altını çizelim hani not görünümünün negatife teyit edilmesini de için çünkü böyle bir karar var biliyorsunuz geçen hafta Cuma günü geldi. Bütün bu gelişmeler aslında bizim
bir yandan dış borç bulmamızı da zorlaştıracak, diğer yandan da dış borcun maliyetini de aslında artıracak diyebilirim. Hocam şimdi 180 küsür milyar dolarlık bir dış borç ödemesi var bu yıl içinde. Evet, Türkiye'nin toplam dış borcunda da ciddi bir artış var. Türkiye tarihin hiçbir döneminde borcunu ödeyememezlik yapmadı ve borcunu ödedi. Hatta Cumhuriyet döneminde de Osmanlı İmparatorluğu'nun borçlarını dahi ödedi duyun umumiye. Yani Türkiye'yi bu anlamda Arjantin'le falan kıyaslamak bence haksızlık olur. Ama bunun işte faturasını nasıl ödeyeceğiz, kim ödeyeceğiz? Serap Hocam ne dersiniz? Yani bunun faturasını aslında hepimiz ödeyeceğiz. Hepimiz ödeyeceğiz, evet. Yani bütün ekonomik aktörler sonuçta böyle bir bedel ödeyeceğiz. Dolayısıyla da dün karar alıcıların yapmış olduğu açıklamalar vardı ve Sayın Nebati aslında hani bu politikadan vazgeçilmeyeceğini, hatta fiyat istikrarı konusunda, sağlanması konusunda adımların devam edeceğini söyledi. Ama bence burada o fiyat istikrarı ifadesi oldukça iddialı. Çünkü henüz enflasyonun biz aşağı yönlü evrilmesini sağlayamadık ki fiyat istikrarını konuşalım. Yani bu konuşmanın bence çok erken bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Peki siz nasıl tamamlarsınız Binhan Hocam, Serap Hocam'ı? Yani bir reçete yazalım programın sonunda. Evet. Sonuçta işsizlikle başladık ve borçlanmayla tamamlayacağız. Borçlanma tarafından ben söyleyeyim. Reçete belli Sayın Sami Bey. Neden diyeceksiniz? Zaten hazinenin yayınlarına bakarsak kamu borç yönetimi raporları vardır ve onun ilk sayfalarında borç yönetim stratejisi anlatılır. 3-4 maddedir. Mevcut borçlarla nasıl yönetileceği, yenilerinin de hangi riskler gözetilerek elde edileceği, yenilerinin de nasıl sağlanacağı. Burada aslında yazıyor, yani ilk sayfalarda yazıyor. Ben uzun yıllar başka ülkelerin borç yönetim stratejilerini de inceledim. Hani aklın yolu bir gibi bir şey aslında bu. Kur riskine, döviz riskine, likidite riskine dikkat edecek ve piyasa riskine dikkat edecek. 3-4 şey, yani her zaman, yani rezerv paraya sahip olmadığımız için biz kur riskine çok açığız. Öyle ya da böyle. Evet. Peki, yani bu para politikasındaki hatadan da kaynaklanıyor. Başka dönemde başka şeylerden de kaynaklanıyor. Yani riski yani azaltarak aslında, riski azaltarak aslında yolumuza devam edeceğiz. Yani kur riskini sokmamak lazım borçlanma şeyini, kararlarına. Bu çok çok şeydi. Faiz riskimiz var. Mesela kim ister hazinenin bir kağıdını mesela yüksek faiz ortamında zararının karşılanmamasını hiç kimse istemez. Yüksek faiz ortamında yüksek enflasyon ortamında bir şekilde parasının değer kaybetmemesini ister. O zaman enflasyon endeksi senetleri çıkartırken bunun sonsuza kadar çıkarılmayacağını herkes biliyor. Çok büyük yük yüklüyor bütçeye de geri ödemeleri. Peki ne yapmak lazım? O zaman enflasyonla mücadele etmek lazım. O zaman aslında sorun yani, enflasyon ve bu enflasyonu düşürmediğiniz sürece yani, bu riski ortadan kaldıramıyorsunuz. Tabii. Aslında hani enflasyon yükseliyor, aman alıcılar rahat etsin, o zaman enflasyon endeksi verelim. Kur yükseliyor, o zaman aman işte şey yapılsın, kaynak bulunsun, kur korumalı işte o banka türü bir mevduat. Hazinede de onlardan çok var. Evet. Dövize endeksi kağıtlar, onlardan çıkamıyor. Bu sonsuza kadar sürecek bir şey değil. Peki. Burada demek ki riskini ve faiz riskini ortadan kaldıracak. Hocam şey süremizi tamamladık ama son bir cümlede ben Serap Hocam'a söz vermek istiyorum. Süremiz bitti. Risk olmasın, enflasyonu düşürürsek risklerden ancak korunabiliriz. Bu çok açık ve net ortada. Son bir kesinlikle manşet atın hocam ve bitirelim. Kesinlikle Sami Bey. Dolayısıyla da aklın yolu birdir. Binhan Hocam'a katılıyorum. Öncelikle sorunlardan enflasyonun bence üzerine gidilmesi ve hakikaten iktisat kuramıyla örtüşen politikaların uygulanması gerektiğini altını bir kez daha çizelim. Evet, bir perşembe klasiği oldu artık. İki hocamla beraber güne noktayı koyuyoruz. Sabah ekranına noktayı, beklenti raporuna da noktayı koyuyoruz. Beklentilerimizi
Ama çıkış yolunu da muhakkak söylüyoruz. Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz ve Profesör Doktor Serap Durusoy'a da çok teşekkür ediyoruz. Bir sabah ekranının daha sonuna geldik. Yarın 15 Temmuz şehitlerimizi anacağız. Rahmetle ve minnetle, saygıyla anacağız. Pazartesi günü yine aynı saatte sabah ekranında sizleri bekliyorum. Kimselere randevu vermeyin.